Ya çoğu tweet'e katılıyorum ama Hüdapar meselesinde sanırım yeterli bilgim yok. Açıklayabilir misin? Açıklayayım değerli arkadaşlar. Hüdapar evet İslamcı diyebileceğiniz muhafazakar bir parti. Ancak Hüdapar'ın aldığı oy belli. Hüdapar'ın yerel bir parti olduğu belli. Yani Kürtlerin koca yani Kürt toplumu dediğimiz toplum Türklerden daha muhafazakar bir toplum arkadaşlar. Bunu bir cepte tutalım. Bu toplum %8'lik Marksist bir siyasi parti. Terörle de bağı apaçık olan bir parti. Bu sıkıntı değil de. İslamcı bir parti olması mı? Yani hani ya Kürtlerin bir partisi olacaksa değerli arkadaşlar bir Marksist olmayacak, İslamcı olacak daha çok. Daha muhafazakar olacak. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Şimdi Hüdapar'ın ayrıca işte terörle ilgisi vesaire falan filan hani deniyor. Ya adamların kendi açıklamaları, kendi şeyleri. Ya şey zaten açıkça söylüyorlar. Yani ya şunu söyleyeyim. Hüdapar'ın söylediği şeylerin 1/5'ini falan HDP söylese benim için sorun değil ha. HDP'yi alnıma şey yapacağım, koyacağım, kabul edeceğim. Sorun yok. Tamam. Sen yeter ki bu şekilde bu şeyi koy. Ben bunu onaylayacağım. Adamların ne söylediğini tabii şey yapan yok. Dinleyen vesaire yok. Onun dışında şeyle Hizbullah'la olan mevzu konusunda 2012'de mi şey yapmıyorum? Ya bu ses kim söylemiş bunu? Ne münasebet? Ben Allah Allah manyak mısınız? Farklı da bir mevzu var. Hüdapar konusunda kafadan yazılmış hiçbir şeyi olmayan, doğrusu olmayan bir program. Bu adamlar şeriatı şöyle getirecekmiş. Programlarında şu varmış, bu varmış, şu varmış, bu varmış. Yok. Ya da var olan şeylerin inanılmaz saçma yorumlanmış hali. O kadar. Evet, bu parti büyük ihtimalle sizin oy vereceğiniz veya sizin destekleyeceğiniz bir parti değil. Benim oy verip destekleyeceğim bir parti de değil ama demokrasi içerisindeki bütün partiler sizin destekleyeceğiniz ve oy vereceğiniz partiler olmak zorunda değil. Sizin oy vereceğiniz ve destekleyeceğiniz bir parti değil diye meşru olmadığını söylemek de manalı değil. Kürtler çoğunlukla evet muhafazakarlar. Bu bölgede böyle bir parti var ve bu insanlar çıkıp da biz demokratik yollarda hayır terörle şeyimiz yok, şiddetle şeyimiz yok bunu açık bir şekilde söylediklerinde 2009 mu 2012 mi bilmiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu Hizbullah mevzusu görülmüş. Bunun da bir bağ olmadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla bağlanmış. Bu parti Cumhur İttifakı'na şey yapmadan önce Millet İttifakı'ndaki partilerle zaten görüşen bir partiydi. Bundan önce de Türkiye'de var olan bir partiydi. Şimdi ses çıkartılmaya başladı. Değerli kardeşim. HDP'nin böyle bir kararı olsa yani PKK, YPG, PYD, PYC falan bunlarla olan bağının olmadığına dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir karar olsa çok özür diliyorum. Bizim kafamızı nasıl sikersiniz? Rica ediyorum yani alacağı oy belli, şey belli Hüdapar'ın. Yani bunun üzerinden çıkıp da böyle böyle yok şeriat geliyor, şu geliyor, bu geliyor olmayan şeyleri üstüne atmak falan bunlar ayıp şeyler. Ayıp şeyler. Sadece kendinizi kandırırsınız. Size inanmak isteyen insanları kandırırsınız. Tamam mı? Ama böyle bir şey yok. Ya ortada HDP varken, tamam mı? Hüdapar, 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 Hüdapar. Ulan HDP'ye ağzını açmadın. Bunca yıldır HDP'ye ağzını açtığını görmedim. HDP'nin listelerini terör örgütü tarafından belirlendiğini Cumhuriyet Halk Partisi hariç herkes kabul ediyor. HDP bile kabul ediyor. Bunun hakkında ağzını açtığın falan filan yok. Anlatabiliyor muyum? Hüdapar, 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 hüdapar diye beni şey yapıyorlar böyle. Gelmiş eleman bana diyor şeriatçısın sen diyor. Ne hala? Refah nasıl destekliyorsun? Değerli arkadaşlar ben Refah desteklemiyorum. Ben Anavatan Partisi'ndeyim. Ulaş ya. Yani desteklemek şu mu demek? Yani tamam böyle bir parti var. Böyle bir partinin varlığını kabul ediyorum. Demek desteklemek mi demek? Allah Allah. Olacak böyle partiler. Yani Kürtlerin içerisinden, Batman'ın ortasından muhafazakarcı böyle İslam şeyine daha da yakın bir parti çıkmayacak da ne olacak? Ya Voses nerede genel başkanı kendi ağzına göre dile getirmiş? Allah aşkına videosunu at ya. Genel başkanı kendi ağzına dile getirmiş laf. Allah bilir ne demiş ya. Adam genel başkan vesaire öyle şeyler söyle öyle şeyler çıkartılıyor ki bir şey mevzusu var ya Türk bayrağı değil mesela Türkiye bayrağı delinecek vesaire edilecek falan. Adamın kendi ağzından söylemiş. Ya kendi ağzından söylemiş de konuştuğu mevzu şu.
Adam diyor ki bak diyor doğuda diyor HDP'lileri diyor PKK'lılar diyor Kürtlere diyor bak diyor bu Türk bayrağı, Türk'ün bayrağı, Kürt'ün bayrağı yok. Senin bayrağın değil bu başka bir bayrak var diyerek bunun üzerinden şey yapıyorlar. Resmi olarak yasalara göre Türk bayrağı değildir. Türkiye Cumhuriyeti vardır diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bayrağı vardır diyor. Haksız mı? Değil kardeşim. Yani bunun üzerine ya bu şu sorgulanabilir. Ya sen böyle söylüyorsun da senin birazcık hoşuna da mı gidiyor acaba bu Türk bayrağı değil de Türkiye bayrağı demek falan filan. Yorumlayabilirsiniz bunu. Belki öyle de düşünebilirler. Evet yani bu ayrıca cepte olmakla beraber zaten buna Türk bayrağı demek de falan filan şey diye belki bir görüşleri vesaire de olabilir. O ayrı bir mevzu. Ama bu kadar alt zihinlerine indiğiniz zaman yargılayamayacağınız siyasetçi yok. Adamın söylediği şey bu. Benim kanaatimce yanlış değil, haksız değil. Bunu çıkartıp nasıl sunuyorlar? Ana akımlarda, her yerde Hüdapar hakkında programında şu var, programında bu var vesaire vesaire diye giriyor. Yok böyle bir şey. Günlerce konuşuldu, haftalarca konuşuldu, hala konuşuluyor. Olmayan şeyler, olmayan şeyler. Bundan ötesi yok ki, olmayan şey. Ya buradaki mevzu kısaca şu. Ben mevzuyu özetleyeyim. Var olanlar aşağı yukarı böyle. Hüdapar neden bu kadar tepki alıyor? Çünkü Müslüman olduğu için. Yani HDP için sıkıntı yok mesela. Terör örgütü mesela. PKK terör örgütü. Marksist olduğunda solcu vesaire olduklarında mesela bu terör örgütü hiçbir sıkıntı yok. Yani mesela ya deprem yaşadık değil mi? Bu depremde ya depremi fırsat bilip saldıran bir terör örgütü, İslamcı bir terör örgütü görmedim. Solcu bir terör örgütü gördüm PKK. Marksist bir terör örgütü gördüm PKK. Bu terör örgütünün milletvekili listelerini, tüm iç şeyini hallettikleri kendilerine sormadan olunmayan bir siyasi parti de biliyorum. HDP, Yeşil Sol Parti. Şimdi bunlarda hiçbir şey yok. Bunlarda hiçbir şey yok. Tam chat'teki herkes karşı. Ben chat'teki çok hadi çok kişi karşı değilim. O ayrı. Ama karşılık şimdi bir saniye karşılık da yetmiyor. Şimdi bu burada duruyor. Buna hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Burada sadece bak sadece tek fark. Tek fark solcu olmamaları. Bu partinin birazcık daha Müslüman olmaları, Müslüman tandansı, İslam tandanslı olmaları. Bunlara olmayan şeyler veriliyor. Yani hiç olmayan şeyler yazılıp bunlara veriliyor. HDP Yeşil Sol ağız açılmıyor. Hiç yani Hizbullah 90'larda bir Hizbullah yok ya. Bak diyorum abi ikisine de karşıyızlık değil işte değil ikisine de karşı değiliz. Bakın değil öyle bir mevzu. Bak 10 dakikadır ne anlatıyorum. Hüdapar'da var olmayan şeyleri bu partiye veriliyor. HDP Yeşil Sol Parti için var olan onların kabul ettiği sırf CHP'nin falan kabul etmediği açık olan herkesin bildiği şeyleri reddetmek için götünü yırtıyor insanlar. Ve bunlarla bizim kafamıza yani tak 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 aylardır vuruyorlar. Abi dalga geçiyorsunuz insanlarla. Dalga geçiyorsunuz insanlarla olmaz.